Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Eksen yayınlarından güzel bir parabol sorusunu sizler için çözmeyi anlatmaya çalışalım. Bu arada Şükrü koyu matematik kanalının sahibi Şükrü kardeşime selam göndermek istiyorum. Bu videoda biz bir tane soru çözeceğiz. Senden de en az iki tane soru çözdüğüm bir video bekliyoruz. Tekrar sana selam olsun. Şimdi sorumuzu okuyalım, çözelim. Demiş ki sorumuzda bize a tam sayı olmak üzere fx eşittir x kare eksi a x artı a fonksiyonunun grafiği x eksenini A ve B noktalarında kesmektedir. Buna göre mutlak değer |AB| uzunluğu en az kaç birim olabilir? Şimdi arkadaşlar bize ikinci dereceden bir denklem verilmiş, x eksenini A ve B noktalarında kesmekteymiş. Demek ki bu e, denklemin kökleri A ve B'ymiş. Bakın temsili bir grafik çizeceğim. A ve B'nin pozitif ya da negatif olup olmadığını bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir grafik çizdiğimde x eksenini A ve B noktalarında kesiyormuş. Bize mutlak değer |AB| sorulmuş. Yani A noktası ile B noktası arasındaki uzunluk sorulmuş. Biz bu kökler arasındaki uzunluğu biliyoruz arkadaşlar. Formülü var. Mesela köklerimiz x1 ve x2 olsaydı diyorduk ki mutlak değer içerisinde x2 eksi x1 yani kökler arasındaki uzunluk kök delta bölü mutlak değer a. Buradaki a x karenin katsayısı 1 yani mutlak değer 1 şeklinde söyledik. Dolayısıyla arkadaşlar bize kök delta'nın alabileceği en küçük değer lazımmış. Çünkü mutlak değer a b uzunluğu en az kaç birim olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi kök içerisinde delta'yı yazarsak b kare yani eksi a'nın karesinden a kare eksi 4 e, çarpı a çarpı c'den eksi 4 a olarak geldi. Ben bu ifadenin arkadaşlar en az olmasını istiyorum. Yalnız şunu da biliyorum. Kökün içerisindeki ifade sıfırdan küçük olamaz. Dolayısıyla a kare eksi 4 a'yı pozitif yapacağım ama en az pozitif yapacağım arkadaşlar. Ve a kare de, eksi 4 a sıfır da olamaz. Çünkü sıfır olursa Kökler arasındaki uzunluk sıfır olur. Dolayısıyla iki kök üst üste gelir. Yani A ve B gibi iki tane x eksenini kesen nokta mı olmaz? Tekrar etmek istersek a kare eksi 4 a'yı pozitif yapacağız. En küçük pozitif sayı yapacağız arkadaşlar. Burada a da bir tam sayıymış. Şimdi içerideki a kare eksi 4 a aslında a'ya bağlı ikinci dereceden bir denklemdir. Grafiği parabol grafiğidir. Dolayısıyla arkadaşlar ben içerideki a kare eksi 4 a'nın grafiğini çizmek istiyorum. a parantezini alırsam a eksi 4'tür. Yani benim bir köküm arkadaşlar sıfırken diğer köküm 4'tür. a karenin kas pozitif olduğu için kollar yukarı doğrudur. Dediğim gibi a kare eksi 4 a'yı pozitif yapacağım arkadaşlar en küçük pozitif sayı yapacağım. 0 ile 4 arasında kare eksi 4a negatif olduğu için almıyorum. Bakmıyorum bile. 0 ve 4 zaten 0 yapıyor. Onlara da bakmıyorum. E, grafiğe dikkat edersek 0'ın solunda pozitif. 4'ün sağında pozitif. E, şunu da biliyorum. Görüyorum daha doğrusu. 0'dan eksi sonsuza doğru gittikçe arkadaşlar bakın. Buradaki noktanın görüntüsü. Şuradaki noktanın görüntüsü. Hep büyümekte artmakta. Ya da 4'ten artı sonsuza doğru gittikçe arkadaşlar bakın. Buradaki aldığı ağların görüntüleri hep artmakta. Yani a kare eksi 4a büyümekte. O zaman ben 0 ve 4'ten arkadaşlar mümkün olduğu kadar az uzaklaşacağım. A'da bir tam sayı olduğu için tam sayı kadar uzaklaşacağım. Ben 0'dan 1 bir birim uzaklaşırsam arkadaşlar eksi 1 olur ya da 4'ten 1 bir birim uzaklaşırsam 5 olur. Şimdi bu a kare eksi 4a'nın tepe noktasının apsisi de 2. E, eksi 1 ve 5 2'ye eşit uzaklıkta olduğu için Eksi 1 ve 5'in görüntüleri aynı gelmek zorunda. Bakın a kare eksi 4 aydı bu grafik. a yerine eksi 1 yazarsam eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 ile eksi 1'i çarparsam artı 4. 5 olarak geldi. Şimdi siz dikkat edin arkadaşlar. 5 yazdığım zaman da 5 geliyor. Tam 5'i güzel yere koyamadım ama 5'in karesi 25. 25'ten 20'yi çıkarttığım zaman 5 geliyor. Yani a kare eksi 4 a'nın a tam sayı olacak şekilde arkadaşlar alabileceği en küçük değer 5'tir. E kökün içerisine 5 yazarsan bizim sorumuzun doğru cevabı kök 5 olur. Yani Bursa şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayıcı faydalı olmuştur. Bakın dikkat edin. Pozitif olarak en küçük değerini bulmuş olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.